önderlerden birisiniz. Çok çaba sarf ettiniz. Bizlere destek verdiniz. Bize bugünkü etkinlikle ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi biz her hafta sonu ava gidiyoruz. Öncelikle bütün avcı dostlara selam olsun burada. Her hafta avımıza gidiyoruz. Haftanın bir günü veya iki günü. Biz günümüzü ayırarak ava gidiyoruz. Sevgili dostlarımıza dedik ki, avcı dostlarımıza, sadece bir gününüzü, yani bu 3-4 senede veya 5 senede veya senede olan çok az nadir olan günlerden biridir. Avcılığı savunmak amacıyla sadece bir gününüzü buraya ayırın, gelin diye söyledik. İnşallah bizi seven dostlarımız geldi. Zannediyorum kalabalık olacak bayağı. Kadir Başkanımıza sizlere buradan çok teşekkür ederim. Avcılığın bir spor olduğunu burada herkes bilmeli. Ne bileyim, bizim toplam ava gittiğimiz adetlerimizi düşürdüler, günlerimizi düşürdüler. Burada bizim sıkıntılarımız var. Biz bunları olduğu gibi burada tüm dostlara bildirmek için toplandık. Durumumuz bu, Emin abi. Mustafa Karaşen'e çok teşekkür ediyoruz ama bugünkü röportajların içerisinde musip sorularımız da olacak. Bu sorulardan bir tanesini Mustafa Karaşen'e yöneltiyorum. Buyurun. Ormanda kaybolduğunuz an karşınıza bir kutup ayısı çıkarsa ne yaparsınız? Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ayı vurmak yasak ama orada artık kaderinizle baş başasınız. Ne yaparsınız? Yapacak bir şey yok. Çulluk tüpü fişeği var elinizde. Ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Kaçamazsınız da. Bu atacaksınız artık. Ne yapacağız? Başka ne yapabiliriz? Peki. Mustafa Karaşen'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hemen arka tarafa geçiyoruz. Evet, burada çok değerli bir dostumuz var. Merhaba. Hoş geldiniz. Bulduk. Lütfen kendinizi önce siz tanıtın. Ondan sonra bugünkü etkin... Fatih Avcılar Derneği. Evet. Başkanıyım. İşte burada bir etkinlik olacağını söylediler. Biz de geldik, katılalım dedik. Hani bir katkıda bulunursak ne mutlu bize. Yani avcıları savunacağız yani burada. Haklarımızı savunacağız. Öyle söylendi bize. Yani pek şey, ne bileyim. Bu işin ev sahipliğini, evet, Marmara Av Yaban Hayatı Federasyonu, evet, yaptı. Evet. Fatih Avcılar Kulübü olarak, evet, biliyorsunuz Fatih Avcılar Kulübü Marmara Av Yaban Hayatı kurucu üyelerinin ilk derneklerindendir. Evet, evet. Bunu da hatırlatalım. Evet. Ve yine bir muzip sorumuzu Sayın Başkanımıza soralım. Ormanda kaybolursanız. Evet. Öncelikle yanınızda arzuladığınız 3 tane önemli ihtiyacı söyleyin bana. Çakmak olmasını isterim. Evet. Yani tüfeğimin olmasını isterim. Ki evet, hava çıktığımız için tüfeğimiz var. Bir de sevdiğim bir arkadaşımın olmasını isterim. Peki. Bu. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Hasan, bizim yardımcımız Hasan'da. Evet. Hasan'ı şimdi alacağız. Evet. Hasan'ı şimdi alacağız. Evet. Hemen Halil Yol'a geçiyoruz bu tarafa. Sayın Halil Yol. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz avcı değilsiniz. Adayım. Ama meraklısınız. Evet, adayım aynı zamanda. Adaysınız ve avcı olmak istiyorsunuz. Evet. Evet, bugünkü etkinliği nereden aldınız? Nereden haber aldınız? Bugün avcılar grubuna katıldığım için oradan haberim oldu. Sürdürülebilir bir avcılık adına, bu atmosferi paylaşmak adına, dostlarla birlikte olmak adına buradayım. Evet. Halil Yol, size de bir muzip bir soru soralım. Tabii. Avcılar böyle palavracıdır diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla ben aday olduğum için tam içeriğini bilmiyorum ama öyle olduğuna da inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ben Halil teşekkür Yol. Ederim. Bize katkı sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Kameramız şu anda bu kalabalığı çekerse, bakın gördüğünüz kalabalık yavaş yavaş toparlanıyor. Şu anda 50 kişi civarında gibi sayıyorum. Ve mikrofonu hemen Ahmet Yazıcı Bey'e yöneltiyoruz. Ahmet Yazıcı Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Yazıcı Bey, bir sizi tanıyalım lütfen. Ben eski avcılardan İstanbul'da ama daha çok alabalık avcılığı üzerine ihtisas yapmış. Hayatımızı böyle geçiriyor. Avcılardan biriyim. Evet.
Bugünkü etkinliği nereden haber aldınız? Bugünkü etkinliği Kadir'cim zaten bana söyledi. Ben bu sistemin içindeyim. Bu tür etkinliklerin hepsinden haberim olur. Duyduğumuz kadarıyla Kıyıköy'den geldiniz. Kıyıköy'den, doğru mudur? Doğru. Uzak yollardan bu etkinliği paylaşmak için geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Vazifemiz muzip sorularımızdan bir tane soralım size lütfen. Uygun görüyorsanız. Tabii, seve seve. Evet. Avda kaybolduğunuz an. Kayboldunuz mu önce hiç? Çok, çok. Avda kaybolduğunuz an, öncelikle yanınızda bulunmasını arzuladığınız 3 tane şey söyleyin. 3 tane şey söyleyeyim. Ne istersiniz? Bıçak. Bıçak. Yeter, başka bir şeye gerek yok. Ateş gerek yok. Yok, hepsini ben hallederim. Telefon falan gerek yok. Yok, yok, yok. Arkadaşa da gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Kısa bir zamanda ormandan çıkabilir misiniz? Çıkarım. Çıkamasam da sorun değil. Bir bıçakla ben orada yıllarca yaşarım. En fazla kaç saat dolaşarak yola çıktınız? Ormanda kaybolduğunuzda. Vallahi benim yön konusunda bir özürüm var yaratılıştan. Onun için çok uzun süre yürüdüğüm olmuştur 4-5 yani. 4-5 saat olmuş mudur? Geçer geçer. Bir günü geçer yani. Evet. Tamam. Bir şampiyonumuz var yanımızda. Ahmet Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Kaybolma özelliğim var benim. Evet. Ve hemen burada avcıların duayeni. Evet. Ona abi. Doğru yaklaşıyoruz. Burada bir Erol abimiz var. Erol abi bizi tanıyacak mı acaba? Tabii. Erol abi, efendim abi. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Şimdi kaç yaşında oldunuz? 80. 80, maşallah. Bakın, eski bir toprak. Trakya'nın her yerini bilen bir bülbül. Doğru. Av ve yaban hayatını eksiksiz harfiyen uygulayan bir dostumuz. Doğru. Kısa bir şey soracağım. Rahmetli Ahmet Menevşe ile birlikte bir kamp yapmıştık. Evet. Orada bir dereye yuvarlanmıştık. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hatırladınız değil evet, mi? Evet, evet. Kimdi yuvarlanmıştı? Evet. Dur bakayım. Dur. 3 kişiydik. Bir de bir güveç yapmıştın sen o gün. Abi onu pek hatırlayamadım ama sen bana hatırlat. Peki. Ahmet Menevşe. Evet. Siz. Yılmaz. Ve ben. Evet. Ve Yılmaz abi. Evet. O gün çok yağmur yağmıştı. Müthiş bir şekilde ıslanmıştık. Uyku tulumlarıyla beraber ben dereye doğru yuvarlanmıştım. Sabahleyin beni arıyordunuz. Evet. Evet. Sevgili duayenimiz. Adınızı ve soyadınızı tekrarlayın. Bütün Türkiye avcısı sizi bir kez daha tanısın, hatırlasın. Erol Aydınç. Erol Aydınç. Fatih Avcılar Kulübü'nde. Evet. Sevgili Erol abi. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seni daha fazla yormuyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hemen yanımızda meşhur bir avcımız daha var arkanızda, oraya doğru geçeceğim. Sevgili Süheyl Büyük Savaş. Evet. Merhaba Süheyl'cim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi. Bir kendini tanı. Ben Fatih Avcılar Derneği'nden Necati Süheyl Büyük Savaş. Evet, bekliyorum. Bu etkinliği nereden haber aldınız? Bu etkinliği sizden haber aldım. Kimden? Telefondan. Evet. WhatsApp'a, Facebook'a yazmıştınız. Bir de Mustafa Karaşen de bildirdi. Evet. Ama diğer arkadaşlarımdan hepsinden aldım aşağı yukarı. Bayağı bir talep var. Tabii buradan kendilerine hepsine teşekkür ediyorum gösterdikleri özen için. Peki Süheyl Büyük Savaş, madem haber aldınız, evet. Etkinlikleri aldınız. Evet. Bütün bu güzelliklere nasip oldunuz. Bize müşerref oldunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz katılım yaptığınız için. Adres sormak için niye beni gece 1.30'da WhatsApp'tan arıyorsunuz? Ben Ereğli'deydim. Benim damadım rahatsız. Yarın kemoterapi olacak. Onun için ben geç vakitte buraya gelmek mecburiyetinde oldum. Yeri de çok kesin bilmediğim için kendime en yakın sizi gördüm. Dedim emin bu saatlerde ayaktadır. Benim gibi çok kişi rahatsız ediyordur. Evet. Onun için sizden adresi almayı uygun gördüm. Peki. Süheyl Büyük Savaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Daima av ve yaban hayatına katkılarından dolayı, daima düzgün bir avcı olduğundan dolayı, teşekkür ederim. Herkese yönlendirdiğinden dolayı, teşekkür çok avcı ederim. Yetiştirdiğinden dolayı. Estağfurullah. Ve meşhur köpeği neydi adı? Tora. 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 Evet. Şimdi bir kesinti yapıyoruz şu anda. Tabii. Evet, ezanımız okunsun. Allah.